Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sunar. Döndüğüm gibi ve şu an yere indim ve bak sol dizimi yere nasıl koyduğuma dikkat et. Çiki çiki düldül bu demek ki. gerçekten ilginç. Yani sol dizini yere böyle koyman bütün evet. figürü değiştiriyor. Değiştiriyor ama bir de bana havuç vermen lazım madem çiki çiki düldül. Yani bu iki kişilik bir figür. Sadece havuç değil, en iyisinden bir havuç da arpa veriyorum sana. Al bisküvi. Bakalım. Evet sevgili dinleyiciler, çiki çiki düldülle bugün güne başlamış bulunuyoruz. Bugün 28 Eylül 2016 günlerden, aslında bugün atlamamız lazım. Yani direkt 29'a geçecektik, 28'i olmayacaktı falandı da, fiş mekandı. Ne oldu o iş? Neden atlanıyormuş pardon da? Yani hani senin doğum günün kutlanmayacaktı bu sene yurtta ve dış temsilciliklerde. Tam tersi, yani gelen onca şeyden sonra. Onca mı? Evet. Ne geldi? Yani işte bir hediyeler şeyde sıkışmış, Ulaştırma Bakanlığı'ndan dediler ki hani yani böyle yapma, hani bütün hediyeler bak kargodur falan da filan ama falan dediler. Sonra ben vazgeçtim. Bıkmışlar anladığım kadarıyla. Fakat bugün doğum günü olan sen olduğuna göre bize hediyelerimizi de senin yöneltmen gerektiğini unutturmamalıyım diye düşünüyorum. O yüzden bir tane çubuk kraker şey getirdim, bir tane sana al. Çok teşekkür ediyorum, hemen biraz kıtırdatayım kendisini. Bugün programımızda neler var ya da herhangi bir şey var mı? Yani doğum günün diye programımıza ara vermemiz aslında son derece mantıklı bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Mantıklıydı ama Tom Hanks Central Park'ta koşarken evlenen bir çifte selam verince bütün bunlar suya düştü. Evet, niye selam vermiş? Yani tanıdık bir çift mi evlenmiş? Tanıdık değilmiş, amca koşuyormuş Central Park'ta. Ondan sonra durmuş koşarken ve selam ben Tom Hanks demiş. Evet, yani Tom Hanks pek haz etmediğimiz, kendisinin filmlerini gördüğümüzde biraz uzadığımız bir arkadaşımızdır. Yani umarım bu çiftimiz de aynı şeyi yapmamışlardır, ayıp olur zira kendisine. Yapmamışlar çünkü çiftlerimizin içerisindeki gelin olan taraf koşarak yanımızdan geçebilirdi ama öyle yapmadı, durdu ve bize selam verdi şeklinde. Evet. Güzel bir yorumda bulunmuş. Sanırım balayındaki kavganın konusu belli oldu anladığım kadarıyla. Evet, niye durdu? Sen onu nereden tanıyorsun? Yanımızdan geçebilirdi ama herif sana selam verdi. Kim o herif? Tom Hanks. Bu arada Tom Hanks'in kılık ve kıyafeti de gözlerden kaçmıyor. Yani şortu olmasına rağmen üzerinde 50 kat bir eşort sistemiyle biraz üşüngeç dostumuz olduğunu söyleyebilirim. Evet ama kendisi şey kıyafetiyle de koşabilirmiş. Neydi o bir tane filmi vardı hani amcanın. Yeşil Yol mu? Değil. Mavi Yol. Değil. Yani Yeşil Yol dışında başka bir filmini hatırlamıyorum kendisini. Var mı? Var var. Neyse onu hatırlayınca sen söylersin canım Cenk'im benim. Tamam canım ama hafız. Bu Angelina Jolie ve Brad Pitt. Evet. Olayı ne oldu? Yani onu bilmiyorum. Ondan ziyade senin iyileri A şeklinde yorumlaman ne oldu? Angelina Jolie. Yani bu Angelina Jolie. Biz İngilizlerin zaman zaman ya da Amerikalıların zaman zaman tercih ettiğimiz bir metottur. Angelina teyzemiz bir tane bekar evi kiralamış. Bekar evi kiralamak yani you know. Hani ben evi ayırıyorum Pitt artık yokum deyip 275 bin lira aylık kirası olan bir tane Malibu'da ev. Bu Amerika'da kendisi. Da böyle bu tarz hani her an bir ünlü ayrılabilir, şurayı kiralayabilir diye böyle birkaç ev boş tutuluyor galiba çünkü evet. Ayrıldıklarının ertesi günü 200-300 bin lira kiralık böyle malikaneler falan tutuyorlar. İşte demek eşyalı kiralıyorlar ki hani hemen cırt diye taşınabiliyorsun. Ne kadar pratik bir ya. Sistem. Sevgili dinleyicilerimize bugünün 28 Eylül olduğunu ve sevgili Genk Darmazel diye yazılan isimdeki insanın evet. doğum günü olduğunu Genking. Hatırlatmıştık. Sevgili gorgonlarımız bununla ilgili bir gönderide bulunmuşlar. Üçü bir arada bir gönderi. Hemen dinleyelim istersen Cenk'ciğim. Dinleyelim bağlı. Cenk Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Gorgon kızlar nice seneler diler. Aa, halktan Gorgon Kızlar Korosu. Evet. Kendilerini tebrik ediyorum ve üstelik o yaptıkları üçlü farklı sesten tonlama hepimizi sevindirdi diye düşünüyorum. Hediyeleri de herhalde kargodadır diye tahmin ediyorum. Güzel bir tahmin. Yani hediyelerin normalde 500 TL'den aşağı olmaması
zaten gereken yerlerde evet, yazıyor. Evet yani 3-5 bize de sakal atarlarsa o hediyeler eline ulaşır. Aksi takdirde postada kaybolacak. Tamam hediyeler bana gelince sana da 3-5 atacağım onu şey yapma. Abi bu senden mi alacağım tabii, ben payımı? Daha havayı koklayan adam gelecek falan filan. Anladım neyse biz haberlerimize dönelim. Bu Selena Gomez. Adlı bir teyzemiz var. Ne yapıyor bu teyzemiz? Teyzemiz Instagram'a demek ki öyle fotoğraflar koyuyor ki 100 milyonu geçmiş. Bu da bir rekor imiş. Takipçisi daha önce bu kadar yani bundan daha fazla kimse yok mu? Yani gene birini yendiydi bu öbür Calvin Harris miydi neydi? Onu yendi Instagram'da üf acayip falan derken bu teyzemiz 100 milyonu geçmiş ama bakıyorum bir Apache'den öteye gitmiyor yani kendisi. Yani ben de bakıyorum Apache bile çok daha ileride diye düşünüyorum bu teyzemizden. Yani bunun nesini takip ederler hala anlamış değilim doğrusu. Unbelievable. En iyisi bunu düşünmek üzere 3-5 dakikalık bir düşünce seansına yatalım. Düşünce duruşu. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler. 28 Eylül 2016 Çarşamba günü de sizlerle birlikteyiz. Ve önemli gelişmelerden bugün şu an gerçekleşen en önemli gelişme saatlerimizin 7.07 olması. Önemli bir gelişme. Bir anda döndü ve evet. Saat dakika beraberliğinin içerisinde bulunuyoruz. Bu uğurlu dakikayı değerlendirelim istiyorum Cenk'ciğim. 7.06'da kalabilirdi ama 7.07'ye geçmeyi tercih etti. Saati buradan kutluyorum. Ben de tebrik ediyorum. Beklenmeyeni ama isteneni. Evet. Yaptığı aferin. Bu bir cesaret örneğidir. Halk dostu. Evet bugün sevgili Dilberimizin de bir duyurusu ve daha sonrasında da bir music haberi olacak. İstersen bunu dinleyelim Cenk'ciğim. En iyi DJ'ler bir tek bu platformda. Türkiye ve dünyada müziğe yön veren DJ'lerin benzersiz setleri bir arada. DJ Cast Power aplikasyon ve powerapp.com.tr'de. Evet, ben yani, orada mıyım? Eğer senin de benzersiz bir setin olsaydı sen de orada rahatlıkla olabilirdin ama senin setin daha fazla daha pek çok sete benziyor. Dolayısıyla orada değilsin Cenk'ciğim. Ama biraz olsun. Kalbim kırıldı o yüzden sessiz kaldım ama. Olsun önemli olan kafanın kırılmamış olmasıdır diye düşünüyorum. Bak havayı koklayan adam stüdyomuza güneş gibi doğdu. Hoş geldin havayı koklayan adam. Hoş bulduk diyor sevgili dinleyicilerimize ve bir de Dilberimizin haberi var onu dinleyelim bakalım. Amerika'daki seçimlere az bir süre kala Amerikalı şarkıcı Katy Perry takipçilerini ilginç bir şekilde oy vermeye davet etti. Evet Katy Perry... İlginç olan oy vermeye davet etmesi mi yoksa? Çok ilginç bir şekilde oy vermeye davet etti. Allah Allah ne oluyor bu Katy Perry'ye gibisinden bir haber sanılıyor ama öyle değil. Instagram hesabından çırılçıplak bir fotoğrafını paylaşan Perry fotoğrafın altına bedenimi dünyayı değiştirmek için kullanacağım yazdı. Yani aslında oy vermeye teşvik etmesi değil de bu yazısı gerçekten ilginç. Yani buradaki iddiası. Evet. Peki onu nasıl yapacağını açıklamış mı? Bakalım. Clinton destekçisi olduğu bilinen şarkıcı bu hareketiyle çok konuşuluyor. Ne konuşuluyor yani, ya nasıl yapacağı konuşuluyor herhalde. Hayır bu hareketi yani cıbıl fotoğrafı ve altındaki yazısıyla konuşuluyor. Dolayısıyla Clinton destekçisi olması, insanların oy vermeye davet edilmesi falan filan bunlar hikaye aslında konuşulması. Katy Perry'nin cıbıllığı. Yani cıbıllığı da olabilir. Yani bedenimle değiştireceğim diyorsa mesela şu an 42 bedense hani 46 beden olacağım ve bakın dünya nasıl değişecek diyor da olabilir. Yani önce bedenimi değiştireceğim daha sonra dünyayı değiştireceğim. Yani herhalde kilo aldıkça daha fazla oyaklı tabii, olduğunu tabii yani. Falan zannediyorum. Siz beni şişmanlayınca görün veya siz beni zayıflayınca görün. 50 kilo şey. Olayım 3 kişilik oy kullanacağım falan gibi bir kafada da olabilir Keti. Ya. Yazık. Saatlerimiz 7.19'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Hatta 7.20 desek de yalan söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Sevgili Power FM'de ve saygıdeğer üstadımız, ünlü film eleştirmenimiz, hocamız Cenk hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün filmlerden ziyade biraz dizilere göz atalım diyorum. Çünkü malum film sektörü bitiyor. Hollywood zaten... öldü ölecek. Gerçekten çok kötümser bir insansınız. Ama zaten dizilerde hepsini bir arada seyretmeye kalktınız mıydı? Birkaç uzun metrajlı film maksatlı çevriliyor bildiğim kadarıyla. Öyle gibi yapılıyor ama bütün Hollywood yıldızları artık dizilerde oynuyor. Bunu da dolayısıyla filmlerde oynayacak kimse kalmadığı için evet. Artık film çekilmiyor, Hollywood çürüyor. Ama dizi bazında da çekilecek pek bir halt kalmadığı için eski dizileri yeniden çekelim şeklinde bir mantık da maalesef var. Bu kafa değişmedikçe diziler de bitecektir. Mesela MacGyver. MacGyver sevdiğimiz bir abimizdi. Leblebi'yle el bombası yapmaktan hüküm giymişti. Hatta bir keresinde cikletten araba yapmıştı. MacGyver'ı bir daha çekmeye karar vermişler.
Yani çekilir mi? Çekilir. Çekilmez. Yani hayır, yani o manada değil. Seyirci açısından değil ama kameraman açısından çekilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen oynayan yeni tipi gördün mü? Gördüm. Eski abimiz nerede? Oynayan yeni tip nerede? Maalesef. Bir kere yeni tip aşırı tıfıl. Yani ilkokuldan yeni mezun olmuş görünümü veriyor. Sadece saçlar bazında abimize benzediği için onu seçmişler diye düşünüyorum. İş yapar mı? Yapmaz. Yapabilir, yapar. Yine peki klasik Amerikalı Apache şeyi olan hafif iri, şişman, mavi gözlü ve kahverengi saçlı bir tip mi? Hayır, şişman değil. Daha böyle delikanlı ve kızların sevgilisi olacağı benzeyen bir tip kendisi. Hmm. Dolayısıyla lise ve ortaokul yörelerine son derece hitap edecektir diye düşünüyorum. Sadece o da değil, Son of Zorn diye başka bir şey de dinlemeye başladılar dizi bazında. Yani insanın zornuna gidiyor şeklinde çevirebiliriz bu diziyi sanırım. Evet, burada çizgi filmle gerçek filmi bir araya getirelim, karıştıralım, bakalım ne oluyor deniliyor. Minimaller de seyretsin, niye hep büyüklere yapıyoruz? Evet, yani yarısını çizgi film kısmını minimaller, gerçek film kısmını büyükler seyretsin. Gibisindenları. Burada çizgi filmden fırlayan ve tamamen He-Man'e benzeyen bir karakterimiz var. Bu karakter Zorn şeyden geliyor, başka bir dünyadan geliyor ve bizim dünyamızda işte eski sevgilisi ve onda olan çocuğu, çocuğun da alt tarafı çizgi film, üst tarafı gerçek insan. Yarı insan yarı konserve dediğimiz zaman herkes gülüyordu. Aha. Evet, gibileri. Dizisini yapmışlar. Ondan sonra bir süre baktıktan sonra gözler tabii o şeye alışıyor. Yarısı çizgi film, yarısı normal filmi, ama kabul ediyor mu bünye? Hayır. Etmiyor. Peki bu mesela alt tarafı çizgi, üst tarafı normal insan olan sanatçıyı nereden bulmuşlar da oynatmışlar, Allah kahretmesin? Onlara yarım para mı veriyorlar? Yarım para veriyorlar. Bir de başrolde çizgi film oynattıkları için, yani başrolcüye 100 bin dolar vereceklerine 10 bin dolar veriyorlar çizgiciye, bitiyor gidiyor. Gerçekten ilginç bir teknik. Bakalım, seyredeceğiz ve göreceğiz değerli hocam benim. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimiz 7.37 sevgili dinleyiciler. Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzun aydınlığının sebebi sevgili insan Cenk ablamızın içeriye tüm ışığıyla, nuruyla dolmuş olması. Ablam, hoş geldin canım ablam. Yavrum. Ablacığım, yine sinsi bir yaklaşım sergiledin yavrumlarınla. Çok teşekkür ediyorum ve ver elini öpeyim diyorum. Sağ ol güzel kızım. Hayır, elleri öpmüyoruz. Niye canım ablam? Aynı yaştayız güzel kızım. Aynı yaşta mıyız? Ablacığım neredeyse 30 yaş benden büyüksün. Yok artık. Nasılsın benim canım ablam? İyiyim, ne yapalım? Bugün astroloji kimliğimle buradayım. Bu astrolojide burçlar değişti. Şu oldu, bu oldu falan. Onlar... Bunlar senin işlere yansı etki etti mi ablacığım? Faldır küldürü kapatmak istiyormuşsun duyduğuma göre. Faldır küldürü kapatıp onun yerine bir tane astrolojici açayım diyorum. Bakacağız. Anladım, cici astrolojici diyorsun. Ablacığım, yine çok ünlü bir insandan bir mektup almışsın. Seni tebrik ediyorum. Ver o elini bir öpeyim. Hayır dendi. Kimmiş? Red Pit. Ha, yazık, onun da başına gelmeyen evet, kalmadı evet, çocuğun. Yani pişmiş tavuk hesabı. Evet. Ablacığım nasılsın diye böyle bir giriş yapmış. İyiyim güzel evladım. Vaktinde, yani bu kadın yemek yapmıyor diye benim dediğim zaman da kapıyı vurup çıksaymış. Bütün bunlar olmayacakmışım. 6 tane çocuk az buzda değil. Canım ablam benim, zamanında seni dinlemedik, bak ne hallerdeyiz ya, diye ya başlamış mektubuna zaten. Hmm. Ablacığım, öncelikle benim sorunlarıma geçmeden önce, bu sizin Cenk'in doğum günüymüş, onu kutlamak istiyorum. Evet ama o hiç aramadı beni, bak yani yazıklar olsun, ona o kadar emeğim geçti. Senin onu araman lazım canım ablam benim. Niye? Doğum günü olan o. Ha. Ya adet hep böyledir. Ben onu karıştırıyorum. Canım ablam eğer oradaysa ona da selamlarımı ilet diye de devam etmiş Red Pit. İletirler. Ablacığım, bu bizim ne oldu, benim aile bir anda böyle darma duman oldu, dandun bir şeyler oldu şimdi yani. Şimdi tabii, şimdi Merkür zaten geri gidiyordu ne zamandır. Bir de üzerine burçlar değişince bütün şey patladı. Canım ablam benim, bütün bu olayların sebebi burçların değişmesi mi? Çünkü bu kadın şimdi benden ayrılmak istiyor. Gitti, ev tuttu, beni terk etti. Hadi mallarda anlaştık falan, hani yarı yarıya anlaşırız, onu hallederiz de çocukları ben kaptırmam canım ablam benim. 6 tane yavrum var benim. Şimdi şuna göre hesap yapması lazım. Normal burcu neyse bir ileriki burcu alacak. Yani misal sen Erdem kızım Koç burcusun, burcuydun. Artık Kova burcusun. Gerçek yerini buldun. Teşekkür ederim.
Canım abla benim. Bu durumda Jake de artık Başak Burcu'nda mı oluyor? Terazi Burcu'ydu, Başak Burcu oldu. Güya Terazi Burcu Burçların en kralıydı. Kralıydı falan ama artık Başak Burçların kralı. Tebrik ediyorum yeni krala. Hail to the king. Ablacığım nasıl düzelteceğiz bu burçları, tekrar geriye alsak? Yok, benim bu olay düzelir mi? Yok, maalesef. Çocuklarımı geri almak istiyorum ablacığım. Yani bir, bir daha dünya ekseni genişleyene kadar bekleyeceğiz bir 150-200 yıl. Ondan sonra bakacağız. Ama canım ablam benim. Yok yok Brad. Beşiktaş vapuru için son saniyeler sevgili dinleyiciler. Bindiniz. Aksi takdirde birazdan kapılar kapanacak. Sevgili dostlar, Beşiktaş yolcularına seslendim bu vesileyle. Teşekkür ediyorum. Halatları da şuradan topla bak, şöyle döndürdüğümü. Buraya böyle sarıyoruz. O gemiyi kıyıda tutuyor. Çıma dedikleri bu mu? Hı hı. Çıma. Tamam, çok teşekkür ederim Jake Sheep. Sevgili İngildek Gorgon'umuzda. Eyvah. Ya da diğer adıyla İngilizcesiyle İngildak Gorgon'umuzda bizlerle birlikte yine çevirileriyle ortalığı bezemiş. Haber değeri var mı? Gene yoktur. Bilmiyoruz, dinleyeceğiz ve bakacağız. Ben ön yargılı olmayı sevdiğim için. Tebrik ediyorum. Bakalım nasıl bir cümülü çevirmiş ve doğru çevirebilmiş mi? Önce İngilizcesini dinleyelim. In Rio de Janeiro, 12-year-old Natasha... Ne diyor? In real the Janeiro. In real the Janeiro, yani aslında Janeiro demeye getirdi herhalde. Evet. Öyle bir şeyler söyledi. Bir daha bir baştan bakayım. In Rio de Janeiro, 12-year-old Natasha wants to sell her... bu neydi şimdi? 12 year ve yaşlı Natasha. 12 yıl ve yaşlı bir Natasha. Hmm. Evet. 12 yılda yaşlanmış bir Natasha'dan bahsediyor kendisi. 12 yıldan sonradasında da bahsediyor bakayım, olabilir. Bakayım. She wants to sell her 5 feet long hair. Wants to sell ya da wants a sell da olabilir. Yani bir pil istiyor diyebiliriz sanırım. Yani 12 ayak uzunluğunda hair diyor. Wants to sell hair. Yani burada satmak istiyormuş ülkemizde. Ama kaç para eder gibi mi soruyor? Neyi soruyor anlamadım ben o kısmı. Feet long hair. Feet long, yani ayak uzunluğundan bahsediyor. Evet, yani ayağı 5 ayak uzunluğundaymış. Yani feet... kocaman ayak, 50 numara ayağı varmış kızın. Evet. Feet... Onu burada bir şekilde satmak istiyormuşum. Ayakkabı mı istiyor? Ama feet long ear diyor, yani ayak uzunluğunda kulakları ear var. Ayak uzunluğunda kulak demiyor, ben öyle anladım. Long hair for $2,600. Evet, $2,600. Sayılarla o kadar karmaşık oldum ki. To get your family out of poverty. Power TV mi? Power out of Power TV, yani Power dişinin Power TV'nin dışında. Ailesini Power TV'nin dışında ağırlamak istiyor gibi bir şey anladım ben. Bakalım. Rio de Janeiro'da 12 yaşındaki Natasha 2 metrelik saçını $2,600 satmayı ve ailesini yoksulluktan kurtarmayı istiyor. O paraya mı yoksulluktan kurtaracakmış? Fakat yani burada ne Power TV'den bahsetti, ne ayak ve kulaktan bahsetti. Yani bunların hiçbiri çeviriye yansımamış. Bence bu kızımız ana fikri daima ekarte ediyor. Kendi kafasındaki fikri çeviriye yansıtmaya çalışıyor. Tabii canım, kendisi neyi istiyorsa. Allah Allah. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saatlerimizin 8.07 olması figürlerimizin bu hale gelmesine sebep olmuş olabilir mi Cenk? Olabilir. Zira 6.30'dan bu yana olabildiğince dans edip olabildiğince enerji tüketiyoruz. Evet, artık insan biraz yoruluyor sabah da o kadar erken başlayınca. Gerçi iyi bir spor. Sevgili dinleyicilerimize sabah sporu yerine sabah dansını tavsiye ediyorum. İyileştirici figürler. Sevgili gorgonlarımızdan bir tanesi olan hariçten gorgonumuz da yine bize son derece onimli bir gönderide bulunmuş. Dış kapanın mandalı olarak ne demiş ki? Bakalım. Minik hırsız fena yakalandı. Adlı haber başlığı okuduktan sonra yine başını öne eğerek selam veriyor ve haberini okumaya devam ediyor. Maria adlı İngiliz bir kadın Tayland'a tatile gitti. Tatilde kol saatinin çalındığını fark etti ancak saat bulunamadı. Kol saatinin çalındığını tatilde fark edebiliyor. Yani hani o çalındığını nasıl anlıyor? Belki denize girerken bir yere çıkardı ve onu bulamıyor. Yani kayboldu demiyor da çalındı diyor, yani suçlayıcı bir karakter. Ben de öyle düşünüyorum.
İtalya'ya dönen Maria, saatini çalan kişiyi tatil fotoğraflarına bakarken buldu. Chiang Mai'deki tapınakta çektirdiği bir hatıra fotoğrafında yerel kıyafetli iki küçük kızdan birinin bir yandan kameraya poz verirken bir yandan da Maria'nın kol saatini çözdüğü görülüyor. Yani fotoğrafta bir şey çözüldüğü görünmez. Orada ancak işte kol saatini tuttuğu ya da kol saatini ellediği, ona dokunduğu falan görünüyordur ki öyle. Ne olduğunun görülmesi için video olması lazım diyorsun. Video olması lazım. Evet. Dolayısıyla ben burada bir art niyet ve bir küçük kıza iftiramsı bir gönderme olduğunu düşünüyorum. O minik dima öyle şeyler yapmaz diye düşünüyorum. Haber değeri yerlerde süründüğü için zaten önemli değil. Mesela bak Dwayne Johnson'ın parasını nasıl harcadığını anlatan haberin değeri bile daha fazla. Ya sevgili Ariçler Gorgon'umuz Dwayne Johnson'dan bir haber yapsaydı daha mı iyi olurdu demeye evet, getiriyoruz. Evet, kendisi zira Kanada'dan Amerika'ya giderken cebinde 7 dolar kalmış. Pankreas güreşçisiymiş kendisi. 7 dolardan sonra şimdi multimilyonlar kazanıyormuş. Brad Pitt'ten de daha fazla kazanıyormuş ve yılda yaklaşık 300 kilo kadar Morina balığı yediği ortaya çıkmış. Tabii 7 dolar kalır. Ona para mı dayanır yani sonuçta? Hayır, artık çok parası var. Yani ama zamanında bu kadar Morina balığı yiyor muydu bilmiyoruz. Ben şunu anlamadım. Yani pankreas güreşçiliği niye Kanada'da hiç para etmiyor da Amerika'da acayip para ediyor? Canım adam yeniliyormuş ama Amerika'da oyunculuğa soyunmuş. Fast and Furious'ta falan oynuyor ya Drak. Canım oynasın. No, I don't know. Morino, do you know? Morino, no, I don't know Morino. Onda you don't know. Oh, oh. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Power FM'de saatler 8.17'yi gösterirken Suffocated Press Haber Ajansı'yla sevgili muhabirimiz Cemval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda. Cenkciğim merhaba. Alo. Nasılsın Cenkciğim? Ne yapalım ya? Nerelerdesin? Hayırdır yine yorgun İngiltere geliyor ses. İngiltere ya, hometown. Hometown mu? Yeah. Come on man. Gerçekten Türkçeyi yavaş yavaş unutum aşamasına girmişsin Cenkciğim. İşte kullanmıyor. O yüzden mümkün olduğunca arkadaşlarla Türkçe konuşuyorum ki hani pratiğim şey olsun ama diye. Bu sefer de onlar seni anlamıyordur diye düşünüyorum. Ben anlatıyorum işte onlar ha yeah sure thing falan diye öyle takılıyorlar. Gerçekten güzel bir söylem. Cenkciğim peki Anakara'da evinde olmanın sebebi nedir? Ne yapıyorsun İngiltere'de? Ya şimdi bir açık arttırma olayı çıktı da. Ne açık artırması? Yine mi müzayede mezat? Aynen kardeşim. Neymiş? Bu Prenses Diana ile Prens Charles evlenmedi miydi seneler evvel? Oo, beni 1981'e o ilk renkli televizyon yayınının yapıldığı tarihe götürdü. Orada işte ben de oradaydım. Ondan sonra işte düğün pastası kesildi etti falan filan. Ben yemedim benimkini. Oradaki o zamanki o tıfıl sen miydin? Ondan sonra ayıptır hani yemeyeyim şimdi bir sürü insan var falan filan derken. Ya da millet bitirsin ben öyle yiyeyim uyanıklığına yatmış olabilirsin. Yok hiç o zamanlar öyle uyanıklık nerede bizim meslekle beraber bu işler başladı. Anladım çocuk yaşta diyorsun evet. Ondan sonra ben o pastayı sakladım hani son dilimdir falan filan hesabı. Aklıma o geldi geçen gün kutuları karıştırırken çıkarttım onu buldum. Allah Allah pastayı. Pasta dilimi. Hala duruyor mu? Duruyor. Yani biraz çürükleri var ama gene yenir çünkü içine bu konyaklı monyaklıydı. Ondan sonra dedim bunu biz müzayedeye koyak. Allah Allah yani gerçekten rezalet bir insansın Cenkciğim. Ama tebrik ediyorum gündeme gelmeyi başarıyorsun. Müzayedeci dedi ki abi bunu 1500 sterlinge satarız dedi. Sterling mi? Yani İngilizcenin eki sterling. Anlıyorum. Sattınız mı gerçekten? Yok işte bakacağız. Kaç sterling? 1500 sterling. 1500 sterling işte 6000 TL falan eder 3 aşağı 5 yukarı. Bir dilim pasta. Keşke 3-5 dilim daha saklasaymışsın Cenkciğim ne kadar. Ne bileyim şimdiki o zaman aklım şimdiki yok ki. Allah Allah. Bir krem peynirli şekerleme var üstünde meyvalı. Ondan sonracığıma beyaz bir de kutusu var üzerinde. Kutusu güzel ama artistik. Zaten fotoğrafını gönderdim. Ama fotoğraftaki eller benim değil çünkü tırnaklar uzun dikkat edersen. Peki Prens Charles'a söyledin mi bunu ya da kraliçeye falan yani hani böyle bir eseri belki onlar da almak. Kraliçe almak istemez kesin o sevmiyordu Diana'yı falan. Kraliçe istemez tabii canım o ne yapacak iyi ben bunu yıllar önce falan filan diyordu o zaten. Ama Prens Charles pasta dilimine bakıp gözyaşı dökebilir ve ona daha yüksek para verebilir Cenkciğim. Yani bu pasta dilimine kim baksa gözyaşı dökecektir yani.
Gerçekten rezalet bir görüntüsü var hakikaten de. Umarım zehirlenmezsiniz ya da alan kişi zehirlenmez. Alan kişi yemeyecek canım. Yani niye alacağını soracağım. Niye aldığını soracağım zaten de. Neyse o parayı cebe attıktan sonra sorun değil. Altın ama kardeşim. Bence niye aldığını sorma Cenk'ciğim. Çünkü eğer bana 6000 lira verirsen niye aldığımı sana söylerim gibi bir uyanıklığa yatabilir. Hem pastaya o kadar hem de soruna cevap vermiş olur. Yok canım, eğer ben dedim ki üstüne bir 10.000 4.000 daha verip hani 10.000'e tamamlarsan niye aldığını ben sana söyleyeyim diyebilirim mesela. Anladım, neyse. Bu gittikçe karışan bir mesele. Zihnimi bu saatte fazla yormak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum Cenk'ciğim. Hadi kardeşim. Pastadan bize bir 2-3-5 yani satamazsan bir parça yolla da biz de bakalım bir tadına. Mümkün değil satamamak. Kutuyu satarım ya. Doğru, tamam, senin ticari aklın. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Çiki çiki düldül ve Parisyen porsuk hareketleriyle karmanladığım veya harmanladığım bir dans yaptım Cenk'ciğim. Bilmem yarışmamıza bu dansla katılmak seni yani sevindirdi mi? Benim dansla pek alakam yoktur. Bilimle daha çok ilgileniyorum. Deranzo! Evet, bunu duyan sevgili bilgisayarımız sana Deranzo'yu gönderdi. Tebrik ediyorum. Bilimle ilgilenen ilk ve son yarışmacımızsın. Cenk'ciğim, bugünkü yarışmamıza nasıl hazırlandın? Nasıl hazırlandım? Haberlere şöyle bir göz attım. Şeyle ilgili soracaksınız, bu Clinton'la Trump ikilisi dün kapışmışlar. 100 milyonun üstünde insan seyretmiş. Rating rekoru kırmış. Yani bu ne rekoru kırdı diye soracaksınız. Cevap veriyorum. Rating rekoru. Nokta. Sorumuz artık kendine o kadar güvenin gelmiş ki ne soracağımızı bile tahmin edip üstelik bunu doğru tahmin ettiğini ve doğru cevap verdiğini düşünüyorsun. Tebrik ediyorum ama maalesef yamuldun. Sormadığımız sorularda bile yanılıyorsun. Bugün başka bir konuda soru soracağız ama yine çok güncel. Yani ben böyle son dediğim için soruyu değiştirmişsinizdir. Onun da farkındayım ama neyse, görmezden geliyorum yine. Evet, tebrik ediyorum. Bu arada önce WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0534 517 23 83 hattımıza 5. Huşevni'yi belirlemek üzere sizler de gönderide bulunabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Cenk'ciğim, 4 Huşevni'lik sorun şöyle. Hazır mısın? Evet. Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Gladstone kenti açıklarında denize büyük bir gürültüyle düşen meteor halk arasında neye yol açtı? Bunun Clinton'la falan alakası yok ki. Neyle? Clinton değil, Gladstone. Gladstone o şeydir. Tabii Clinton'la alakası olmadığını söylemiştim zaten. Yani bu meteor halk arasında neye yol açtı diye soruyoruz. Yani büyük bir meteor düşmüş, büyük bir gürültüyle. Tamam, ben hatırlıyorum, bir tane şey vardı. Gladstones, we're the Gladstones, we're the da 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 dead diye bir çizgi filmde. Onunla ilgili bir şey olsa gerek. Ne olmuş meteor? Huşevnilerini, meteor düşüyor ve bir şeye neden oluyor halk arasında. Neye? Huşevnilerini söyleyelim. A. Sinüzite. Olabilir çünkü ıslanmaya mütevellit, yani o kadar kocaman şey mütevellit denize düştüyse işte, bir sürü su sıçratmıştır ve halk ıslanmıştır. Islanan halkta da sinüzit olur. Bakın mesela Özlem Hanım infial ediyor, sevgili Yavuz Bey ayrıma demeye getiriyor. B. Menisküse. Menisküse hayır, denize değil de birinin dizine düşmüş olsaydı menisküs yapabilirdi. Halk arasında menisküse sebep olamaz mı? Yok. Mümkün değil diyorsun. Sevince diyen var Özgür Bey. Efendim başka Çorum'a diyen var Duygu Hanım. Huşevni. Ve C şıkkı, C Huşevni'si korkuya. Korkuya. Yani sonuçta ne düştüğü belli, nereye düştüğü belli. Neden korkuyorsun? Zaten Nazif Bey de parlak bir geleceğe demiş. Sebep olmuş. Huşevni. Ve son Huşevni'in de bolluk ve berekete. He. Sinüzit A. Çünkü ıslanmış halk. Gerçekten bolluk ve berekete odaklanıp sinüzit diyerek bizi biraz ters köşe yaptı. O çünkü benim dikkatim oraya, yani bir nevi olta. Anlıyorum. Oltayı yutmak ya da sopayı yutmak falan evet. Değil diyorsun. Son kararın son karar. A sinüzite diyorsun. Peki. Doğru. Maalesef doğru cevap korkuya olacaktı Cenk'ciğim. Korku mu? Tırsık mıymış halk? Nereye düştüğünü görüyor, niye düştüğünü görüyor, her şey belli. Yani sonuçta bu büyük bir olay, korkuya sebep olması da çok normal. Bu kadar basit bir soruyu bilememen de bizde sevince sebebiyet verdi. Bence ben bildim.
Saatlerimiz 8.44'ü gösteriyor. Yani bundan saatler önce saat 6.30'da programa başladığımızda saatimizin bu saati göstereceği aklımıza bile gelmiş miydi bilmiyorum Cenkciğim. Aklımıza gelmemişti bile. O zamanlar senin saçların uzundu. Böyle lipska gibiydi falandı. Teşekkür ederim. Mars'a insan gönderecekmiş bir tane iş adamı amcan. Saçları lipska gibiyse olabilir. Evet, 200 bin dolarlık bir bilet ücreti varmış. Bana ısmarlasana. 200 bin dolar mı ısmarlayayım sana? Ayıp ediyorsun. Yani 100-200 kişiyi gönderirim demiş. Geri getirmeyecekse geri 500 bin dolar da veririm. Oraya gidip yerleşeceğiz. Yani orada bir çiftlik. Mars'ta Mars çiftliği. Oh ne güzel. Mars tavuğundan yumurta. Burada da fotoğraf var. Yapılan gemiyi denetliyor kendisi. Ustaya da Cemal Usta hakikaten çok güzel yapmışsın. Bu gemi hayatta uzayda patlamaz gibilerinden tavırlar sergilemiş. O gemiyi denetlemesi biraz o gemiyi yapanlar için ilginç bir durum olacaktır. Çünkü arkadaşımız ikide bir bu ne işe yarıyor, bu dümmeye basayım mı falan gibisinden söylemleriyle bizi sinirlendirecektir. Biz mi yapıyoruz gemiyi? Ya, ya da gemici dostumuz, gemici. sevgili Oğlax ya da Ölükse gorgonumuz artık... Şu yaşam enerjimizi biraz alsın, bir ufak dinlenelim. Tamam, o zaman şu serumları takalım. Şöyle uzan, hafif şok pozisyonuna geç. Kozmos'un müziği. Mental bir haber. Uzak evrende bir yerde iki kara deliğin çarpışmasının ya da yer çekimi dalgalarının çıkardığı sesler notalarla birleşiyor. Evet kızımız sanırım o notaları dinleyerek, yani bizim duymadığımız bir şekilde ya da o sesleri duyarak okumuş haberi. Evet, magic nota. Simon Jones'un Alchemy adındaki şarkısı, bilim gündeminde gerçekleşen önemli olaylara ait seslendirmelerden ortaya çıkan tonlardan elde edilen verilerin oluşturduğu bir şarkı. Kozmik olayların sesinin notalara yansıması, bizler için müziğin bilimle harmanlanan uyumunu gözler önüne seriyor. İyi ki bu müziği konuşmasının altına yerleştirmemiş fon müziği olarak. Ben de buna şükrettim ama şöyle bir durum da var. Sonuçta o sesleri notalara dökmesine gerek yok. O sesler zaten bir nota. Yani ben istersen oradan bir kuple söyleyeyim. Bu iki kara deliğin çarpışmasıyla mı başladın? Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.